Doktor hastalığını öğrendiğimde kendimi koşar adımlarla doktorun odasından dışarı atmıştım. Koridorda deliler gibi koşuyordum. Bir kum tanesi kadar aciz. Gerçek dayanılmaz ama hakikiydi. Bunu çocukluğumdan beri biliyordum. Yetişkin oldum, bizzat kendim dayanılmaz oldum. Bu yüzden mi kaçıyordum her şeyden? Marazi hakikatim, yaşamaya mecbur edildim, bu kabullenmek zorunda kaldığım hayatın sahteliğine kofluğuna, gereksizliğine, sıradanlığına karşı bir meydan okuma mıydı? Koşuyordum. Zira geri dönerek düzelteceğim zamanları kaçırmıştım. İşte tam da bu pişmanlıktan kaçmak için koşuyordum. Hayatımdan hiç çıkmayacağını sandığım karım, hayatımın anlamı avuçlarımdan kayıyordu. Sonsuzluğu avuçlarımın içinde saklayacağıma kendimi ne kadar çok inandırmıştım. Sevdiğim kadına neden bunca zaman acı çektirdim peki? her gün gözümün önünde eridiğini görmek dehşete düşmeme neden oluyordu. Beni terk edeceğini düşünmek bile istemiyordum. Çeşme sahilinde deniz kabuğu topladığımız, göğün mavisini seyrettiğimiz, baş başa oturup mavi köşede balık yediğimiz günleri düşünüyordum. Az bir zaman dilimine ait olsalar da hatıralar dayanmama ve kontrolümü iyiden iyiye kaybetmeme engel oluyordu. Sanki ona hiç acı çektirmemiş, ruhunda yaralar açmamış gibi. Bu sahtekarca düşünceye kendimi inandırmış görünüyordum. Yoksa dayanmam mümkün olmayacaktı. Onsuz olma korkusu giderek vehme dönüşmüştü. Evin içinde dolaşan bir ruh haline gelmiştim. Aşkı mahvetmiştim. Sevgilim yatağında çile dolduruyordu. Karanlık bir ormanda, hıçkırıklar, gözyaşları eşliğinde güzel günlerimizi özlüyordum ona ay ışığında öpüşümü. Kuzu kadar yumuşak başla, erdemli, hep güzel sakinem ölüyordu. Bir akşam arka bahçedeki erguvan ağacının altında büzüş vermişim. Melankolik bir ruh haliyle yıldızları seyrediyordum. Düğün alayı olduğunu tahmin ettiğim sokaktan geçen araçların korna sesleri kendi düğünümü hatırlattı. Herkes oradaydı. Akrabalarımız, komşularımız, ahbaplarımız uzak şehirlerden bile gelenler olmuştu. İki ailenin yakınları bir aradaydık. Saçlarını topuz yaptırıp üzerlerine serptikleri renkli pullarla renklendirmiş, eşaplarını kıvrımlı saçlar gibi başının arkasından büzdürüp toplamış hanımlar, takım elbiseli gençler, küçük gelin gibi giydirmiş çocuklar ve onlara gıpta ile bakan arkadaşları kendini salondaki davetlilere göstermek için bir şeyi bahane ederek sürekli salonun bir ucundan diğer ucuna dolanan tuvaletli genç kızlar. Onların gözlerini hiç kırpmadan takip eden jöleli, saçlı delikanlılar. Hemen hepsi gözümün önünden resmi geçit yaptılar. Babam, gelin ve damadın hemen yanı başındaki masada sakinene anne, babası ve kız kardeşleriyle birlikte oturuyordu. Sakinenin kız kardeşi, kayınvalidemin Nazire yapar gibi giydirdi. strapless tuvaletiyle çok kötü görünüyordu. Kız zaten kiloluydu ve tuvalet göğüslerinin üzerinden öyle bir sıkılmıştı ki her iki yanından etleri kızgın yağ dökülecek kabarmış hamur gibi görünüyordu. Bir süre hayretle onları izledim. Nedense babamın mutlu olup olmadığını hatırlamıyorum. Ama annemin eksikliğini fark ediyordu. Daracık tuvaletiyle kadınlar elbiselerinin içinde cendereye alınmış gibiydiler. Buna rağmen hiç de öyle değillermiş gibi rahat davranıyorlardı. Düğün ilerledikçe erkek ceketlerini oturdukları sandalyelerin arkasına geçirdiler. Kimi gravatını gevşetmiş, kimi gömleğinin kollarını kıvırmıştı. Tavanda yanıp sönen renkli ışıklar herkesin olduğundan daha renkli ama yorgun gösteriyordu. Hemen herkes çalan müziğin eşliğinde kanter içinde kalıncaya kadar deliler gibi oynamıştı. Baskılara dayanamayarak biz de tabii. Delikanlılar giziden ellerindeki meyve suyu bardaklarına koydukları vodka ile giderek daha da rahatlamışlardı. Allah'tan kavga çıkmadan bitmişti düğünümüz. Her şeye rağmen mutluydum. Üşüdüğümü hissettim. Gece Hatıralarımdan kalan mutluluğumu arttıracak ya da karımın hastalığı ile birlikte gelen gönül darlığını biraz olsun hafifletecek gibi görünmüyordu. Gökyüzü kapalı ve kasvetliydi. Hava rutubet yüklü ve ayazdı. Bacalardan yükselen yorgun bulutlar hiçbir yere gitmeye mecali yokmuş gibi çatıların üzerinde abanmıştı. Üzerimdeki buluttan gönülsüz, kendine feda etmek zorunda kalmış gibi birkaç yağmur tanesi alnıma ve burnumun üzerine düştü. Başımı kaldırıp devamı gelecek mi diye baktığımda üzerime yağmaya gerek duymamış gibi çekip gitti. Yağmur bile beni kendine layık görmüyor diye geçirdim içimden. Bahçe duvarının üzerinden canlılığını kaybetmiş, yorgun ve uyuz yer yer tüyleri dökülmüş bir kedi yan gözle bana bakıp umursamazca duvarın sokak tarafına atlayıp gözden kayboldu. Sokaktan aceleyle geçen insanların seslerini duyuyordum. Telaşlı, anlaşılmaz ve yorgun. Yan evlerden Tam anlayamadığım sesler yükseliyordu. Öfkeli haykırmalar olduğuna yordum. Keyfim kaçtı. Kederden ağlamamak için kendimi zor tuttum. Lakin bir süre sonra kahkahalardan aslında neşeli olduklarını anladım. Bu neşe bile bana ayrı bir hüzün veriyordu. Bir süre sonra bütün sesler kesildi. Tıpkı Manisa'daki evdeki gibi. Hep böyle oluyordu. Babamın üst perdeden haykırmalarını annemin ağlama sesi takip ederdi giderek durum daha da vahim bir hal alır. Annemin vücuduna inen darbelerin kendi vücuduma indiğini hissederdim. Ertesi sabah acaba oramda buramda çürük izleri var mı diye kontrol ettiğime şaşırmıyordum. Çürük izi bulamasam da vücudumun çürümüş gibi ağrılarla kaplanırdı. Unutamıyorum. Peki, ben neden aynısını yapar olmuştum? Neden korktuğum ve nefret ettiğim şeyi kendi karanlığıma çekmiştim? Çözemiyordum. Acı olan ise bunun pişmanlık duygusu olmasıydı. Bunu kaldıramıyordum. Ruhumdaki pişmanlık bir karabasan gibi beni örtüyordu. Üzerime yağmur yardırmayı gereksiz gördüğüne inandığım bulut düşündüğümün tam aksine bütün arkadaşlarını çağırıp geri dönmüş gibi gökyüzünü kapladı. Ortalığı karanlık bastı iyice. Oğlum yokluğumun farkına varmış, beni aramış ve arka bahçede olduğumu görüp yanıma gelmişti. Burada ne yapıyorsun baba? Yıldızlara bakıyordum dedim. Başımı çevirip Tuğrul'a baktım. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyordu? O da annesinin öleceğini biliyor. Benim hissettiklerimi hissetmiyor mu? Niye hiç sarsılmamış görünüyor? Geçen gece çit çıkarmadan odanın kapısına kadar gidip içeriye kulak verdim. Gece kendi kendine kaldığından ağlayıp ağlamadığını merak ediyordum. Ama uyuduğunu belirtir soluklardan başka hiçbir şey duyamadım. Dünyanın sonuna gelmiş yalnızlık çukurunun derinliğini ölçen sadece ben miydim? Tuğrul ölümünü annesine konduramıyor muydu? Onun bentleri yıkılmıyor muydu? Bu lanetli zaman ona da sarıp sarmalamıyor muydu? Bir cendere gibi. Ölüm her gönle farklı düşer. Tam da içinde bulunduğumuz durumu mu anlatıyordu? Belki de gençliğin verdiği heyecanla ölüm duygusunun çok uzaklarda bulunması ve içinde bulunduğu bilinç durumu kaygılarının gün yüzüne çıkmasına mani oluyordu. Dış dünyanın cazibesi, çevresi ve umutları annesinin iyileşeceğine dair umuduna gölge düşürmüyordu. Sakini yaratılış itibariyle hastalığını sakin ve sabırlı karşılamış olmasına rağmen giderek hiçbir umudunun kalmadığını biliyordu. Bunu doktoruyla açıkça konuşmuştu doktordan kendisine karşı dürüst olmasını rica etmişti. Ağrıların artması muhnis mizacının asabileşmesine neden oluyordu. Bedeninin günden güne değişimi, zayıflaması, gözlerinin altında derin morlukların belirmesi ve parlaklığını hiçbir zaman yitiremeyeceğine inandığımız simsiyah gözlerinin ferinin sönmesi uzun zamandır aynalardan uzak durmasına sebep oluyordu.'' Yanakları içe doğru çökmüştü. Ama hala çok güzel görünüyordu. Ruhunun bedenindeki bu ani değişimden etkilenmemesi mümkün değildi elbet. Bu yüzden ruhunda giderek artan asabiyet bedenini de egemenliği altına alıyordu günden güne. Lakin insanoğlu ölümün bütün verilerine şahit olduğu halde asla ölmeye yatamaz. Bu tabiatına aykırıdır çünkü. Bu yüzden hala bir umut ararcasına heyecanla tıp kitaplarını karıştırıyor, kendine telkinlerde bulunuyordu. Fakat ağrı kesicilere rağmen duyduğu şiddetli ağrılar ümitsizliğini büyütüyordu. Buna rağmen yılmıyor, duruma başka açılardan yaklaşıyordu. Hastalığa duçar olmuş kişilerle görüşüyor, kendisiyle kıyaslamalar yapıyor ve aslında hiçbir işe yaramayacağını bildiği halde yaşlı kadınların ninelerinden kalma tedavi usullerini bile tatbik etmek istiyordu. İnsanoğlu Umudunu asla yitirmez. Bunu Sakine'de bütün açıklığı ile gözlemleyebiliyordum. Niye şaşırıyordum ki? Benim düzeleceğime dair umudunu da hiç yitirmemişti ki. Tuğrul'un ricası üzerine oturmakta olduğum erguvan ağacının altından kalkıp eve yöneldim. Merdivenleri çıkıp Sakine'nin odasına girdim. Uyuyordu. Son derece sakin görünüyordu. Afyon'un etkisi sebebiyle olmalıydı. Fırtına öncesi sakinlik sarmıştı odayı adeta yatağının başucundaki sarı sabahlık dikkatimi çekti. Giydiğinde içinde kendini iyi hissettiği sarı sabahlık. Etek uçları ve kol ağızlarında saten püsküllerle süslü sabahlık kendisi kadar zarif ama bir o kadar da ruhu çekilmiş bir ceset gibi yatağın üzerinde sahibinden artık ne kadar da uzak görünüyordu. Zorlukla nefes almama sebep olan bu odaya katlanabilmek için hayal gücümü zorladım sabah kahvaltısını hazırladığımı ve onu uyandırmaya geldiğimi söylemek üzere olduğuma kendimi inandırdım. Yatağın kenarına oturup yanağına bir öpücük kondurdum yıllar önceki gibi. Hemen uyanıp mağrur gözlerle bana bakmasını bekledim. Ama öyle olmadı. Sessizlik iki yanı keskin bir bıçak gibi bir yanıyla zamanı, diğer yanıyla boğazımı kesiyordu sanki. Eğildim, nefesini yokladım. Gece Nihal ve Tuğrul. Sahne 29. Eski Saray Bahçe. Kösem Sultan şalına sarılmış cariyeler kahve pişirir. Kösem yanında ayakta ona olanları anlatan harem ağasını dinler dikkatle. Murat ve kardeşleri bahçede oyun oynar. Murat saklanmak için bir ağacın arkasına girer. Kösem onu izler. Diğer kardeşlerin de peşinden girer. Sonra ağacın arkasından çıkarlar. Ama Murat çıkmaz. Kösem dikkatini iyice Murad'ın saklandığı ağaca verir. Yavaşça ayağa kalkar. Kardeşleri her yerde Murad'ı arar. Hüseyin Efendi. Saray entrikaları da Sultan Osman'ın bu acımasız kararlarından sonra tekrar sahneye çıkıyordu. Eğer diğer şehzadelerin de canına kastedilirse bunu müsebbih hiç şüphesiz ki Sultan Osman olacaktı. Bu saray oyunlarını bertaraf ettiğini düşünen Osman, Kara Davut gibi bir entrikacıyı gözden kaçırmıştı ama Murat yoktur. Kösem endişeli bir şekilde bahçeye çıkar. Cariyeler ve harem ağları da uzakta ağaçların arasında Kösem birilerini görür. Bağırarak oraya doğru koşar. Herkes o tarafa koşar. Muradı kaçıran adam gelenleri görünce Muradı bırakıp kaçar. Kösem Murada sarılır ve delici bakışlarla adamın peşinden bakar. Küçük Murat da annesinin kolları arasında adama bakar. Askerler adamın peşinden koşar. Adam kaçmıştır. Hüseyin efendi Şehzade Murat ve kardeşlerine suikast girişimi Kösem'le Osman'ın arasını açacak. Böylelikle onlar birbirlerini ortadan kaldırmaya çalışken Devrik Padişah'ın eniştesi Kara Davut Mustafa Han'ı tekrar tahta oturtacaktı. Sahne 30. Eski Sarayoda. Kara Davut camdan dışarı bakar. Kamera açılır. Arkasından Mustafa Han'ın Kız kardeşini görür. Kamera daha geri açıldığında Mustafa Han'ın annesi Valide Sultan'ı görür. Hüseyin Efendi, Karadavut divane bir padişahı tahta oturttuktan sonra Osmanlı soyundan gelen bütün şehzadeleri ortadan kaldıracak, nesli devam etmeyen Osmanlıların tahtına kendi soyundan gelen oğullarını oturtabilecekti. Bu konudaki en büyük destekçileri eski Valide Sultan ve Mustafa Han'ın kız kardeşi olacaktı. Sahne 31, Topkapı Sarayı, Hasoda. Güneş Tutulması Sultan Osman Odası'nda etrafında çalışanları, esvapçıları, hocası Ömer Efendi ve Süleyman Ağ vardır. İkisi de mağrur. Osman'ı savaşa hazırlarlar, Osman pusatlanır. Tam zıhını giyerken oda yavaş yavaş kararmaya başlar. Herkes camdan dışarı bakar. Hüseyin Efendi 21 Mayıs 1621 Boğazın donmasından yüzyıllardan beri görülmemiş şiddette bir kıştan sonra güneşin tutulduğu gündü. İstanbul semaları gündüzken geceyi yaşamış, hurafeye meyilli olan ve genç sultanı şehzadeleri öldürdüğü için naletli sayan halk büyük bir felaket geleceğine iyiden iyi inanmaya başlamıştı. Ancak Sultan Osman aynı gün Hotin seferine çıkmak için pusatlanmış, bütün itirazlara rağmen seferi bir gün dahi ertelememişti. Sahne 32 İstanbul semalarında güneş tutulur, herkes evlerine kaçışır. Bir deli ortada bağırarak koşar. Sahne 33 Topkapı Sarayı Hasoda Güneş tutulması Sultan Osman odasında iyice karanlığın içine gömülür. Esvapçılar panikler, korkutucu bir andır. Osman camdan bakar, hocasına döner. Hocası rahattır. Tekrar ışık dolmaya başlar odaya. Osman son kıyafetini de alıp giyer ve odadan çıkar. Hüseyin efendi, Hüseyin efendi. Hem gönülsüz savaşa gitmeleri hem de savaş yetenekleri azalmış olan yeniçeriler, Hotin Kalesi önlerinde de Sultan Osman'ı hayal kırıklığına uğratmışlardı. İki taraf iyiden iyiye birbirlerine ters düşmüştü. Şanlı bir zafer bekleyen Osman, Hotin'den istediğini alamadan dönmek zorunda kalmıştı. Sahne 34 Hotin Kalesi Kuşatması Yeniçeriler isteksiz savaşır. Kırım atlıları akıncılar gibi kalenin etrafında döner. Yeniçeriler evleri dükkanları yağmalar. Osman çadırının önünde atının üstünde gergin ve sinirlidir. Yeniçeriler geri kaçar. Osman dayanamaz ve atanı üstlerine sürmek ister ama yanındaki Ömer Efendi mani olur. Sahne 35 Paytat Arka Sokak Karanlık Arka Sokak Yeniçerileri taverna gibi bir mekanın arka kapısından çıkar. Hafif çakır keyiftir. Sallana sallana sokakta ilerler. Arkasından gölge gibi iki adam çıkar. Sarhoş Yeniçeri'nin yanına yaklaşırlar. Yeniçeri hızla döner zor ayakta durur. Yeniçeri'ye yaklaşan tebliğli kıyafet halde genç Osman'dır. Osman, Yeniçeri'nin gözlerinin içine bakar. Yeniçeri ayılır gibi kendine gelir. Osman'ın yanındaki siyahlı adam Yeniçeri'nin boynunu kolunun altına alır ve karanlığa çeker. Tuğrul, bir saniye canım. Kapımı tıklatıyorlar. Tamam. Nihal uzandığı yataktan kapıya seslendi. Buyurun. Nihal'in annesi kapıyı yarım açtı. Saçları ensesinde toplu hafif makyajlı, 50'li yaşlarında, kulaklarına inci top küpeler bulunan hanım. Bölmek istemezdim. Biz yatıyoruz da iyi geceler demek istemiştim. Sen hala yatmıyor musun diye sordu. Nihal yatağından doğruldu. Anneciğim, bir arkadaşımla telefonda bana yazdığı senaryo okuyor da... Bu arada telefonun açık olduğunu anlatmak ister gibi işaret parmağı ile diğer elindeki telefonu gösterdi. Anlıyorum. Niye arkadaşını üzüyorsun? Mail ile gönderseydi diye sordu muzipçe. Nihal gözlerini patlatıp boynunu geri çekerek anne der gibi bir işaret yaptı. Peki neyse biz yatıyoruz. Sana iyi geceler kızım diyerek kapıyı örtmek üzereyken Nihal yatağa uzanmıştı bile. Annesi tekrar kapıyı yarım aralayıp ha bu arada arkadaşına selamımı söyle lütfen diyerek bir kere daha muzipçe gülümsedi ve işaret parmağıyla seni seni der gibi bir hareket yaparak kapıyı kapattı. Nihal tekrar yatağına uzandı. Evet hayatım, seni dinliyorum. Annen miydi? Evet, geç oldu. Dilersen devamını sonra okuyalım. Ya da annenin dediği gibi sana mail atayım. Nihal telaşlandı, yatağından doğruldu. Hayır hayır, lütfen. Çok merak ediyorum. Hatırım için biraz daha. Biraz daha ama hepsi bu. Tamam, kabul ediyorum. Nihal tekrar sevinçle yanı başındaki kalpli yastığa sarılarak dinlemeye başladı. Hüseyin efendi Lehistan seferlerinden döndükten sonra yanına bir cellat alıp tepbili kıyafetle gece sokaklarda, meyhanelerde dolaşarak uygunsuz haller içinde olduğunu gördüğü Yeniçeri ve Kapıkulu askerlerinin hemen başını vurdurduğu dedikodusu dolaşıyordu. Hatta uygunsuz halde gördüğü askerlerin yanına gidip "Bri Lehistan'da, Hotin'de er meydanında kaçan sen miydin?" diyerek öldürdüğü söyleniyordu hükümdarlarına sadık olan ocak ağları bile duyduklarından müteessirdi. Sahne 36 Animasyon Deniz kenarı Ölü bedenler suyun içinde şişmiş, su yüzeyine çıkmış haldedir. Sahne 37 Canlandırma Yeniçeri Ocağı Yeniçeri Ağası öbek öbek Sağa sola dağılmış askerlerin olduğu meydana girer. Ağanın yanına bir asker gelir. Asker hareketli bir şekilde anlatır ağaya. Ağanın ifadesi değişir. Etrafındaki askerlere bakar. Herkes gergin ve öfkelidir. Kilindir uğrusu ve cebeci başı da bir köşede olanları izler. A içeri girince yürümeye başlar ve bir kapının yanına giderler. Kapı aralanır ve karı davutu görürüz. Hüseyin Efendi, Kıpkılı ocaklarının ıstah olmayacağını bu denli ilga edilmesi gerektiğini düşünüyordu lakin bu söylenenleri de yapacak bir sultan değildi. Sahne 38. Topkapı Sarayı, Osman Oda. Osman odasında hayallerini anlattığı sahnedeki haritanın başına dikilir. Kaygılı ve düşüncelidir. Ömer Efendi yazı masasının başında Osman'ın söylediklerini yazar. Osman mührünü basar. Ömer Efendi saygıyla kalkıp Osman'ın yazdığı pusulayı görevliye verir. Hüseyin Efendi Sultan Osman büyük işler yapmak gayilesiyle yeni yollar, yöntemler ararken etrafındaki herkesin başka bir amacı vardı. Askeri onu yeni ordu kurmak ve kendilerini ortadan kaldırmak için uğraştığını söylüyordu. Devletin eski şanlı günlerini döndürmek için genç sultan cesur kararlar almaktan çekinmeyecekti asker toplaması için önce Halep Beyler Beylerbeyi'ne sonra da Erzurum'daki Abaza Mehmet Paşa'ya para göndermiş. Üçüncü dereceki bir isyana müdahale etmek için sefer hazırlığı yapmasını emretmişti. Ancak bu yazışmaları bir şekilde ele geçiren Yeniçeri Sultanı'nın yeni ordu kuracağını öğrendiler. Sahne 39. Saray Bahçe. Osman'ın odasında pusulayı alan görevli pusulayı Kara Davut'a verir. Kara Davut pusulayı açıp okur. Kara Davut, Paşa Cebeci'ye, Kilindir Uğrusu'na ve diğer yeni çerelere pusulayı gösterir. Yanlarındaki askerler de duyduklarına hiddetlenir. Sahne 40 Animasyon Yeniçeriler Süleymaniye'de toplanıp nümayiş yaparlar. Sahne 41 Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Odası Osman Hırkayı Şerif'in karşısında ilk sahnedeki gibi durur gözleri sabittir. Hocası Ömer Efendi gelir, saygılı hemen arkasına oturur. Hüseyin Efendi, ilmiye sınıfı hocası Ömer Efendi'nin tesiriyle hareket ettiğini, Ömer Efendi'nin kardeşi Karakaş Efendi'yi Mekke kadılığına kabul etmeyen Mekke şerifinden öç almak için hacca götürmek istediğini söylüyordu. Bu söylentilerin ve karışıklıkların tek net bir sonucu vardı ki genç sultan etrafındaki herkesi kaybediyordu. Hacca gitmesindeki ısrar onun ilmiye sınıfını da kaybetmesine neden olacaktı. Sahne 42 Tugü Solok Hüseyin Efendi Sarayo'da Tugü elindeki devlet yazışmalarını ve evrakları düzenleyip raflara koyar. Masanın başına geçer ve Farisi imzalı divanı açar. Okumaya başlar. Hüseyin Efendi, niyetim hizmet idi, saltanatı devletime, çalışur haddi su, bedda, acep nekbetime, niyetim hizmet etmekti devletimin saltanatına, bahtsızlığıma, şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü düşmanlarım ve haset eden arkamdan çalışıyordu. Sahne 43, Topkapı Sarayı, Taht Odası, Osman Tahtında oturmuş, Önünde sade işlemeli bir rahlenin üstünde güzel bir hatlı el yazması Kur'an-ı Kerim açıktır. Osman loş ışığın altında üzerinde zırhı varken Kur'an okumaktadır. Birden odaya yoğun bir ışık zuhur eder ve ışık Kur'an'ın üzerine düşer. Osman hızla başını kaldırır, karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duruyordur. Sadece ışık olarak göreceğiz. Osman heyecanlanır ve saygıyla doğrulmaya çalışır. Kafasını eğdiğinde rahledeki Kur'an yoktur. Kafasını kaldırıp bakar, birden üzerinde zıhının da olmadığını görür. Osman endişelenip kendini efendimizin ayakları dibine atar. Ama ışık uzaklaşır ondan. Osman peşinden gitmek ister ama ışık kapıdan çıkıp gider. Osman yerde kala kalır. Sahne 44. Topkapı Sarayı bahçesi. Osman tedirgindir. Yanında Ömer Efendi ve Süleyman Ağa vardır. Esat Efendi, Rumeli Kazaskerleri, Anadolu Kazaskerleri telaşla sultanın huzuruna gelir. Saray görevlileri de huzurundadır. Tugide aralarında. Sultanın yüzündeki endişeyi izler. Gerilerden bir derviş gelir yavaş yavaş. Hüseyin Efendi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında gördüğü gecenin sabahında bütün ülemayı topladı huzuruna genç sultan. Babasının da şeyhi olan Aziz Mahmud, Hüdayi Efendi'nin de rüyasının tabirini istetmişti. Derviş huzura gelir. Sultan Osman tahtına oturur ve merakla dervişin anlattıklarını dinler. Osman'ın başı yavaş yavaş yere eğilir. Bu bir ilktir. Hüseyin Efendi Hüdayi Efendi sultanın payitahttan ayrılması büyük ve felaketli olaylara sebebiyet verecektir. Zinhar payitahtı bırakıp gitmeye diye tabirler rüyasını. Genç sultan hacca gitme bahanesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır'dan asker toplayıp kendine sadık bir ordu düzeni getirmek niyetindeydi. Ancak bu yöntemi de işe yaramıyordu. Ömer Efendi sultanın huzuruna doğru öne çıkar, kendinden emin konuşmaya başlar. Hüseyin Efendi, ancak her hayalinde yanında olan, ona inanan Ömer Efendi rüyayı farklı yorumlayıp dini mübine ve devlete hayırlı işler yapmak hususunda tereddüte düştüğü için Peygamber Efendimizin gazabına uğrayacağını söyleyerek genç sultanın ihtiyaç duyduğu desteği veriyordu. Huzurundaki herkes Ömer Efendi'nin rüyayı tabirlemesine tepki gösterirken başını eğen Osman tekrar kafasını kaldırır ve inanarak hocasına bakar. Esat Efendi'nin yüzündeki endişeyi görür Tugi Efendi. Sahne 45. İsyanın birinci günü. 18 Mayıs 1622. Çarşamba. Üsküdar meydanına güneş doğarken saltanat tuğları dikilir. Halk denizin kenarına ve meydanlara merakla toplanır. Herkes kulaktan kulağa bu olayı konuşur. Hüseyin Efendi, 18 Mayıs 1622 sabahı güneş doğarken padişah tuğları Üsküdar'a dikildi. Artık sultan tebaasının gözünden bir kere daha düşmüştü. Keza rüyasında efendimizin tazir ettiği bir sultandı ve bu ikazı bile anlamamıştı. Padişah Sultan Osman, ulemanın, yeniçerilerinin itirazlarına rağmen İstanbul'dan ayrılacağını resmen ilan etmiş oluyordu. Yerine saltanat naibi olarak eski sadrazamı Ohril Hüseyin Paşa'yı bırakacaktı. Sahne 46 Sultan Mehmet Cami Avlusu Öfkeli bir grup Yeniçeri askeri 5-6 kişi, iki kapı kulu ağası ve iki cebeci başını avluda görürüz. Esat Efendi ile birlikte ulema sınıfının daha önce gördüğümüz üyeleri de gelir. Hazırlanan yere oturulur. Esat Efendi sakin ve ara bulucu bir tavırla konuşur. Yeniçeri askerlerinden gergin cevaplar alır. Kalem memuru bir fetva yazar, mecliste bulunanların hepsi imza eder. Hüseyin Efendi, tuğların Üsküdar'a dikilmesinden bir iki saat geçmişti ki Yeniçeriler kazan kaldırmış, at meydanına gelmişti. Ülema ile görüşüp birlikte bir fetva alırlar. Padişaha haç lazım değildir, yerinde oturup adı eylemek evladır caiz ki bir fitne huzur eyleye. Esat Efendi'nin ara buluculuk yaparak askeri sakinleştirmesi ve ulemayı elinin altında tutması isyanın ilk gününün kazasız bitmesini sağlamıştı. Ancak damadının kararına tesir edemediği için daha hiddetli günler görecektir. Sahne 47 Topkapı Sarayı Divanı Hümayun Osman tahtında oturur, Esat Efendi'yi fetvayı Osman'a verilmek üzere saray çalışanına verir. Osman imza edilen fetvayı eline alır okur. Osman hiddetle fetvayı yırtıp Esat Efendi'nin önüne atar. Salondaki herkes donmuş gibidir. Hüseyin Efendi Genç Sultan toyluğunun ve aklı selim öğütler alamamasının ceremesini çekiyordu. Osmanlı Devleti kurulduğu ilk günden beri ulemasının fetvalarına ve ikazlarına uyar, ortak kararla hareket etme geleneğine dayanırdı. Sahne 48 Ömer Efendi Konak Kilindir uğrusu ve cebecinin başı çektiği bir grup asker konağın önüne gelir. Kapı vurulur ama açan olmaz. Kapının önünde konuşurken askerlerden biri kapıyı kırar ve iş çığırından çıkar. Yağmaya başlar askerler. Kalabalık asker gruplarının İstanbul sokaklarında dolaştığını görürüz. Sadrazam, Dilaver Han'ın konağına girer askerlere ok atılır. Yaralanan ve ölenler olur. Askerler daha da öfkelenip sokaklarda yağma yapmaya başlar. Hüseyin Efendi. Sultanın fetvayı yırttığını öğrenen kul taifesi hoca Ömer Efendi'nin konağına varıp padişahına akıl vermesini isterler. Ancak Ömer Efendi can korkusundan kaçmış saklanmıştı. Tuğrul bilgisayardan gözlerini ayırdı. Şimdilik bu kadar. Yo devam et lütfen. Yoruldum. Yatmak istiyorum. Kendine iyi bak Nihal. Tuğrul telefonu kapattı. Neal telefonun ucunda öylece kala kalmıştı. Elindeki telefonu yatağının yanına bıraktı. Neden, neden diye soruyordu. Cemil Bey balkon kapısının önünde heykel gibi duruyordu. Nefes bile almıyor gibiydi. Sadece boşluğa bakıyordu. Pencereden şehrin ışıkları alevleri sona ermiş közler gibi göründü gözüne bakışlarını pencerenin hemen alt kısmındaki çatılardan salacak sahiline, oradan boğaza ve karşı kıyının birbirine karışmış gibi seyiren ışıklarını ulaştırdı. Evler, sokaklar, ağaçlar, sulet halindeki Avrupa yakası ve köz gibi parıldayan ışıkları. Gözlerinin el verdiği ölçüde gördüğü bu manzara her zamankinden daha farklı yer alıyordu. Şehrin üzerinden yükselen siyah dumanlara benzetti siyah bulutları sesli düşünmeye başladı. Samimiyetle kendi kendimize itiraflarda bulunmaktan kaçınmazsak kendi kendimizde barışmanın gerçek temelini atmış oluruz. İşte o zaman gerçek tam olarak ortaya çıkmış olur. Biliyor musun Cemil? İç barışı sağlamadan diğer barışı sağlaman çok zor. Çoğu zaman acı içinde kalıyorsun. Bunun sebebini de çok iyi biliyorsun. Tuğrul demek gidiyorsun ha? Annen gibi beni bırakıp gidiyor musun gerçekten? Hem de hiçbir şeyi düzeltmeme izin vermeden. Cemil, yeter artık. Toparlamalısın kendini. Evin karşısındaki sokak lambasının iki 3 adım ilerisinde meçhul bir adam Cemil Bey'i izlemeye devam ediyordu. Cemil Bey adamı fark etmemişti. Meçhul adam gözlerini Cemil Bey'den ayırmıyordu. Aynı gece, evin dışı. Nasıl yaşamalıyız? ve benlik nasıl yeniden tanımlanmalı? Belki her şey yeniden tanımlandığı bir çağdayız. Lakin insan hariç. İnsanlık birkaç yüzyılda bir meydana gelen o büyük dönüşümden sonra merhameti yeniden keşfetmeli. Kendini bulamayan asla dünya ile buluşamaz. Gece kapı tokmağı. Cemil Bey odasından çıktı. Belli ki kafasının içinde fırtınalar esiyordu. Ahşap merdivenlerden aşağı inmeye başladı. Orta kattaki yatak odasının önünden geçtiği sırada bir an durdu. Dudaklarının arasından sözcükler döküldü. Kalp çarpabildiği kadar çarpar, sonra durur. Ölüm üzerine, ölüm düşüncesiyle, ölümün kendisi arasındaki mesafe üzerine, ölümün fiziksel gereğini reddedişi üzerine sorular geçiyordu kafasından. Peki, yaşam devam ederken neden kendimize eziyet ediyoruz? Kendimizi istemediğimiz şeyleri yaparken buluyoruz, sevdiklerimize zarar veriyoruz, neden kıymetini bilmiyoruz? Pişmanlık hissi ne can yakıcı. Sevdiği insanla helalleşememek ne çetin. Hele bu gerçekten sevdiği ise ve sevdiğine zarar vermişse. Bir nesilden diğerine sirayet eder mi şiddet? Bir ses arada Cemil Bey. Hayatı olan, yüzü olan, neşesi olan, içini huzurla dolduracak bir ses. Alışık olduğu ses onu kalmaya inandırdığına inandığı giderse kaybetmekten korktuğu ses her duyduğunda yeni duyuyormuşçasına heyecanlandığı sonlandığında bunu asla kabullenemeyeceği ve bütün seslerin bitmiş ve tükenmiş olması gibi derin bir sessizlik duyduğu ses lakin aynı zamanda hayallerini bitirdiğine kendini inandırdığı iç sesi senin için kaldım sana takıldım da kaldım senin bana duyduğun o büyük aşka müptela oldum kaldım cümlelerini peşinden sürükleyen ses. Kapının tokmağını eline uzattı. Eli bir başkasının eli gibi geldi o an kendine. Yabancı, hoyrat, tekinsiz bir adımın eli. Elini hızla arkasına götürüp gözünün önünden uzaklaştırdı. Kendiyle şiddetli bir kavgaya tutuştu. Korktu, ellerini açıp dua etmeye başladı. Evin önünde meçhul kişi gözlerini kapamış, dudaklarının arasından dua gibi sadece kendinin duyabileceği anlaşılmayan sözler sarf etmeye başlamıştı. Avuçları gökyüzüne doğru açılmıştı. Yerde bir kadın üzerine çuvallanan adam ile mücadele ediyordu. Adam elindeki kementi bir türlü kadının boynuna geçiremiyordu. Kadın kementi can havliyle çekip adama şiddetli bir tokat attı. Attığı tokatın tesiriyle sendeleyen adam kulağını tutarak bir iki adım geri çekildi. Ardından tekrar saldırdı. Aynı adam bir kafesin içinde ne üflemekteydi. Etrafında siyah cübbe giymiş, semazen başı hafif yana yatmış adamın etrafında yürüyordu. Adam ne üflemeye devam ediyordu. "Yapma, yeter artık, acıyor." diye bir kadın yalvarması ney sesine karıştı. Yalvarma sesi ney sesine baskın gelerek duvardan duvara yankılandı. Ney üfleyen adam bu sese kayıtsız kaldı. Kafesin kapısı kırılırcasına açıldı. İçeri ellerinde kılıçlarla üç cellat girdi. Adam elinde sıkıca tuttuğu ne ile hızla ayağa kalktı. Adamı karşısında dimdik gören cellatlar bir an gerilediler. Bir kılıç darbesi savruldu. Adam savuşturdu. Ter içindeydi. Adamın kafesinde siyah cübbesine sarılmış semazen hızla dönmeye başladı. Cübbesinin etekleri savruluyordu. Yüzü olmayan cellatlardan biri hışımla adamın üzerine geldi. Adam kenara çekildi. Ancak elindeki ney kırıldı. Kırılan parça karanlık köşeye yuvarlandı. Yüzü olmayan diğer cellat hızla kılıcını indirdi. Kadının boynuna kemendi geçirip sıkmaya çalışan adam aldığı kılıcın darbesiyle dizlerinin üzerine çöktü. Bir elinde kemendi ucunu, diğer eliyle neyin kalan parçasını hala avucunda sıkıca tutuyordu. Semazenin deveranlarının hızını iyiden iyi arttırmıştı. Celladın ikinci kılıç darbesi havada savruldu. Adamın kanı avucundaki neyin üzerine sıçradı. Elindeki kanlı ney yere düştü. Bu esnada semazen üzerindeki siyah cübbeyi atıverdi. İçindeki beyaz kıyafeti ortaya çıktı. Semazen ellerini açtı ve dönmeye devam etti. Adam ipi tuttuğu elini gevşetti. Semazen'in, adamın, yüzleri olmayan cellatların yüzü, hepsi aynı yüz oldu bir anda. Hepsi birazdan birbirine bağırmaya başladılar. Artık göz göze, söz söze gelemeyeceğinin yeni bir başlangıcın anı bu an. Haydi git, haydi defolup git. Ayağına pranga olan yok işte. Seni tutan ne var artık? Haydi yap, git hayallerinin peşinden. Aradığın neyse bul. Ulaşmak istediğin neresiyse ulaş. Ayağına bağcık olan mı var? Korkak, korkaksın sen. Cemil Bey yakaza halinde gördüklerinden uyanırcasına silkindi. Alnı tomur tomur terlemişti. Arkasına sakladığı elini sakladığı yerden çıkardı. Kapının tokmağına uzandı. Hatıralar gözünde canlandı. Veda geçirdiği hastalıktan zayıf düşmüş, zaman zaman maruz kaldığı şiddetin aniliğinden ve ruhunda açılan yaralardan yılmış, aşık olduğu adamın yabaniliğinden sinmiş, kendisini gerçekten de tükenmiş hisseden Sakine Hanım hala kocasına acıma hissiyle karışık umutla şunları söylemişti. Yakında acıların beni iyice güçsüz bırakacak. Bu yüzden henüz aklım yerindeyken söylemek istiyorum. Oğlumu bensiz bırakacağım. Yalvarırım. Benim yokluğumu ona hissettirme. Bunu söylediği sırada isteğinin imkansız olduğuna inanmışlığını belirtir gibi ama yine de bir umut gözlerini kapayıp başını sağ omzuna doğru iki kez salladı. Bu arzumu ne olur bir görev olarak alma. Üç güdülerinle yap. Karıma verdiğim söz diye düşünme. İçinde babalığının yanında analığını da yaşarsın. Bunu başarabilirsin değil mi? İnanıyorum. Başarabilirsin. Bundan şüphen olmasın. Sesini alçaltarak devam etti. Unutma, baba olmadan önce de babalığın ne olduğunu bilmiyordun. Benden sonra aynı zamanda ana olacaksın ve bunu bileceksin. Bundan eminim. Ben elimde olmayan sebeplerle evladıma anılımı tam yapmış saymıyorum kendimi. Çok isterdim bunu Lakin görüyorsun işte Allah böyle dilemiş. İyi bir baba ve şefkatli bir ana olacağını biliyorum. Bana hiç olmadığın kadar hem de benden esirgediğini oğlumuzdan esirgeme. Sakina'nın anın kurduğu cümleye inanmak ister gibi kocasının gözlerinin içine baktı. Buna inanmak istiyorum. Analık böyle bir şey. Tuğrul benim gözümde hiç büyümedi. Ömrüm yeseydi ve evlendiğini görseydim de büyümeyecekti inan bana. Bana yaptıklarını ancak bu söylediklerimi yerine getirdiğin takdirde affederim. Hakkımı ancak böyle helal ederim. Yoksa iki elim iki yakanda olsun. Mahşer günü benimle hesaplaşmak ister misin?'' Cemil Bey suçlu gibi başını öne eğdi. Sakine Hanım parmaklarını kocasının saçlarının arasında dolaştırmaya başladı. Şefkatliydi. Seni her şeye rağmen hep sevdim. En acı çektiğim, onurumun en çok zarar gördüğü, canımdan vazgeçmeyi göze aldığım anlarda bile sabretmenin ne demek olduğunu Allah bana öğretti. Benim payım adı bu düştü dedim hep kendime. En azından sevdiğim bir erkekle evlendim. Bana acı veren adamın aslında sen olmadığını biliyorum. İçindeki o adamdan nefret ettiğini de, o adamı kimin yarattığını da. Bunlar son sözleri oldu Sakine Hanım'ın. Cemil Bey, saçlarının arasındaki parmakları denizin geri çekilmesi gibi geriye doğru akıp yanına düşüverdi. Cemil Bey, beyaz pamuk gibi bulutların gökyüzünü öpmesi gibi karısının anlana huzur ve hasret dolu bir öpücük kondurdu. Gözyaşları karısının başına akıyordu. Adeta uyumaya devam ediyor gibiydi. Lakin nefes almıyordu. O zaralıp verdiği soluğu artık duyulmuyordu. Sadece daha soğuk ve dudakları morarmış vaziyetteydi. Bunun dışında ölüme dair hiçbir emare göstermiyordu. Cemil Bey sessizce ağlamaya başladı. Cennetin en güzel köşesi onun için hazırlanmıştı, biliyordu. Odanın içinde melek kanatlarının sesini duydu. Öptüğü anından ne güzel bir ışık parlıyordu. Yüzü aydınlanmış gibiydi karısının. Hastalığı sebebiyle şiddetli ağrıların derinleştirdiği izlerden eser yoktu artık. Gözlerinin altındaki morluklar yerini garip bir yeşile bırakıyordu. Saf, temiz renkler sardı yüzünü ama hepsi ölümün soğukluğunu taşıyordu. Bir an ortadan ayrılmış ve yatmaktan ezilmiş saçlarının arasından minik, kızıl bir örümcek tavandan sarkıttığı anı toparlayarak Cemil Bey'in yüzüne çok yakın bir yerden yukarı doğru yükselmeye başladı. Ayaklarının hızlı hareketlerini bütün çıplaklığıyla seçebiliyordu. Aynı anda yüreğinde aynı örümceğin ağını tamamladığını hissetti. Tuğrul odaya girdi. Ne olduğunu anlamaya çalışır gibi annesinin şah damarının üzerine parmaklarını koydu. Sonra elini hızla çekti. Karyolunun ayak ucuna kadar geri çekildi. Ağzından sadece "Baba, biraz önce yaş" kelimesi çıktı. Ardını getirmedi. Sık aralıklarla soluk alıp vermiyordu ve bu Cemil Bey'i ürpertti. Sanki annesinin kaybettiği soluklarını ardı ardına kendi ağzının içinde topluyor gibiydi. Dönüp oğlunun yüzüne baktı. Yüzünde henüz bir sakinliğin, metanetli bir duruşla acemi bir kaygının, ne yapacağını bilemezliğin karmaşası vardı. Müezzinin vaktin akşama erdiğini bildiren sese odanın içinde yankılandı. Aslında ikisi de hıçkırı hıçkırı ağlaması gerekiyordu. Ne garip ki ikisi de ağlamıyordu. Akşamın esintisi, yaprakların hareketi, kuşların cıvıltısı, böceklerin vızıltısı, musluktan damlayan suyun sesi, kumruların gugukları, boğazın suyunun küçük çırpıntıları, ipi asılı sabun kokulu çamaşırların rüzgardan salınımları, hepsi birden aniden dondu. Tuğrul ve Cemil Bey heykel gibi birbirlerine bakıyorlardı. Ezan sesi kulaklarında büyümeye devam etti. Müezzin her zamankinden daha mı yanık okuyordu bu kez? Tuğrul acaba bir hıçkırık ile annesinin nefesinin yeniden başlayacağını, anneciğinin yeniden sağlığına kavuşacağı umudunu mu içinden geçiriyor diye sormadan edemedi Cemil Bey kendine. Kafasının içinden deli sorular geçiyordu. Ağlaması gerekmiyor muydu? Yoksa annesinin ölümünü hemen, şimdi, şu anda kabulünü vermişti öyle mi? Hayır, bu kadar acımasız olamaz bir çocuk. İnanmamalı, ölümü yerine koyamamalı, evinden içeri sokmamalı, gelip bizi bir siyah kalın perde gibi sarmasına izin vermemeli, direnmeli, ummalı, beklemeli, hemen şu anda ölümün soğuk yüzünü bir maske gibi sevdiğinin yüzüne takmamalı, sıyrılıp çıkarmalı, yırtıp atmalı, Ölümü unutmalı, unutturmalı. Tuğrul ölümü kabullenemez, kabullenmemeli. Ezan sona erdi. Akşam ezanı zaten kısa sürmez miydi? Derin bir sessizlik içinde kala kaldılar. Cemil Bey karısının ellerini kucağında üst üste getirmek istedi. Alnına bir öpücük kondurmak için eğilmekte. Sakine yatağının ayak ucundaki sarı sabahlık kadar hoş olamazdı elbet. Kafasını odanın duvarına çarpa çarpa ölmek istedi. Acı çeke çeke hesaplaşmak, başını yumruklamak, yüzünü ardı ardınca tokatlamak, babasının mezarının başına gidip senin yüzünden diye haykırmak. Lakin tüm bunları yapamadı. Son solukla birlikte uzun zamandır acı içinde kıvranan ruh demek ki uçup gitmişti. Derin bir darbe yemiş gibi oldu Cemil Bey. Ağız kenarı Delik işin nakışla çevrelenmiş pembe pikeyi karısının başından yukarıya doğru çekmek istedi, eli varmadı. Oturduğu yatağın kenarından kalkıp Tuğrul'a yönelmek, ağlamıyor olsa da oğluna bir şeyler söylemek istedi. Belki Tuğrul kendini yerden yere atsa işi daha kolay olurdu. Lakin şu an ne yapacağını, ne söyleyeceğini kestiremiyordu. Tuğrul, bağıra bağıra ağlıyor olsaydı, oğlum, ölünün ardından ağlamak, ona zarar verilmiş. Böyle yapma gözünü seveyim. Ağlamamamız lazım. Türünden bildiği bir iki kelamı sarf edebilirdi. Bu babalık görevini yaptığı anlamına da gelirdi. Ama Tuğrul hiç ağlamıyordu. Tuğrul hala olduğu yerde çakılı gibi duruyordu. Koşup boluna sarılmak istedi. Bu sessiz duruşta güçlü görünme ihtiyacı var gibiydi. Kollarını sırtında birleştirsin istedi. Duygularını kendisine açmasını, işini kolaylaştırmasına. Bütün geçmişini pikenin altında bırakmak istedi. Olmadı, yapamadı. Ondan sonrasını onun dışında ne varsa onun yanında sessizce ölüm uykusuna yatırdı. Cemil Bey, karısı bir sabah tekrar uyanacakmış gibi bir beklenti içinde hayatını sürdürmeye iş işte doğan kendine inandırdı. Bir taht üzerinde oturuyordu onun varlığı ile. Yokluğu tahtın yerle yeksan olması demekti. Bunu kabullenmek istemedi. Aşkını yitirdiğinde bir adamın varlığı yandı dermiş eskiler. Cemil Bey'in de kurduğu dünyası tek ve gerçek aşkını kaybettiğinde yandı. Bunu asla kabullenmedi çünkü karısının istediğini söz veriyorum cümlesiyle karşılamamıştı. Bana hakkını helal et diyememişti. Şayet bunları yaparsa karısının öleceği fikrini kabul etmiş olacağını düşünmüştü. Bu kabullenebileceği bir şey değildi. Gece karar. Böyle bir anda maziye dönerek hatırladıklarını hatırlamadıklarıyla bezenerek onca güzel günün varlığı ile oyalanmak, fikirleri ve duyguları içinde yalpalayan adımlarla zikzaklar çizerek yaşamaya devam etmek işte bu zor olanıydı. Artık bu ikili hayatını bir daha asla yaşamayacak olmasının verdiği ızdırabın etkisiyle kapıyı açıp açmama konusunda tereddüt etti. Eli titredi. Ya içeride yoksa? Sesinden ürktü. Kapıdan elini hızla geri çekip koridorun sonundaki ahşap merdivene ulaştı. Hayatın kendi haleti ruhilisiyle perdelediği bir şey değildi gerçeklik. Tam tersine gerçeklik bizim onu sarıp sarmaladığımız ön yargılar. Çocuklukta şahit olduklarımız alışkanlıklar, katıksız saplantılarla olduğunun çok ötesine savruluyor. İçinden geçirdikleri bunlardı. Evden çıktı, derin bir nefes aldı. Bir süre nefesini içinde tuttuktan sonra usulca verdi aldığı nefesi. Kapının önünde yer alan beyaz mermer basamağa oturdu. Karşı kıyıda siyah çınarların akşam gölgeleri arasında canlanan ışıklara baktı. Sokaktan geçen adam ciğerleri sökülecekmiş gibi öksürüyordu. Karısının boğulurcasına ardı ardına hiç bitmeyecekmiş gibi öksürükleri yankılandı kulaklarında. Ölüyorum. Evet, sizi bir daha göremeyeceğim için öylesine korkuyorum. Bu duygu kendi ölümünden çok daha fazla korkutuyor beni. Yüreğimin tamamını kaplıyor bunu engel olamıyorum. Sevdiklerini bir daha asla sonsuza dek görememek nasıl bir şey acaba diye sık sık sorup duruyorum kendi kendime. Ağrılarım o kadar çok ki onlara ancak elimin üstüne kondurduğun saygılı öpüşleri, başımı omzuna yaslayarak saatlerce boğazı izlediğim anları, muhabbet taşan sesini, Tuğrul'u ilk kucağıma verdiğin anı hatırlamaya çalışarak dayanmaya çabalıyorum. Ama biliyor musun Bunlar için kendimi zorluyorum. Bunların üzerine koyduğun acı zamanlardan mutlu zamanlarımı hatırlamakta zorlanıyorum. Tuğrul'u bırakıp gidecek olmak bütün yağmur bulutlarının gözümde toplanmasına sebep oluyor. İçimdeki isyanın uğultusu fırtınadan esen rüzgarın uğultusu gibi. Kızgınlığım yüreğimde şiddetli şimşekler gibi çakıyor. Cemil, öleceğim, yani son nefesimi vereceğim hissettiğin an beni kollarına al. Her şeye rağmen bana yaşattığın onca acıya rağmen. Ben bir kez olsun gidiyorum Cemil diyerek sana acı yaşatmak istiyorum. Cami tarafından köpek avlamaları yankılanıyordu mahallede. Düşüncelere daldı. Tabiata yabancılaşmamalı insan. Hele ruhuna. İnsan kendine, aslına, fıtratına sırt dönmemeli. İnsan yabancılaştığı takdirde kopar, sırt döner, sürgün olur, anlamsızlaşır ve derin bir uçurumdan yuvarlanır. Onu bir daha asla göremeyeceğim. Bunu artık kabullenmeliyim. Bir put haline getirdiğim ama asla ibadetini almadığım, hatta cezalandırdığım, bir anlamda da kendimi cezalandırdığım bir kabusa dönüştüyse de yatak odası, bunun suçu tamamıyla benim. Aslında kapısını kapattığım andan beri beni içeri çağırıyor.'' Ben uzaklaşmak istedikçe o beni bir kara delik gibi kendine çekiyor. Bütün sabahlarım donuk, her şeye kapalı ruhum, pörsümüş gibi yaşıyorum zamanı. Bunu açtığım an hayatımı tekrar canlandırabilirim. Bu korkumla yüzleştiğimde aslında bir anlam da bulmuş oluyorum. Belki o zaman taze filiz verecek pörsümüş ne varsa. Tuğrul ile bahçeyi, ağaçları, arıların vızıltısını, böceklerin sesini, kuşların uçuşunu, sahili, güneşi, ayı. Kısacası hayatı yeniden keşfedebilirim. Sonbaharda baharı, güzde yazı yakalayabilirim yeniden. Ona yaşattığım acılar yüzünden o yok olunca hızlanarak pörsüdü, acıdı, tadı kaçtı her şeyin. Evet, onu acı yaşatıyordum belki ama onu deli gibi sevdiğimi de biliyordu. Geçmişle yüzleşmek kişinin başına açılmış bir bela gibi görülebilir. Lakin insan geçmişiyle yüzleşmeli, Unutmayı ya da duyguları ilk şoku yaşadığı andan donup ve öylece yok saymak yerine onarmayı seçmeli. Bununla yüzleşip yaşama devam etmeli ve bir şekilde tamamlamalıyım. Bunu kendimi iyileştirmekle başlayabilirim. Cemil Bey aslında çok özlüyordu. Sakine Hanım konuştukça güzelliği, olgunluğu onu şaşırtırdı her defasında. Sanki eşini yeni tanıyormuş gibi her gün yeniden keşfediyordu. Lakin aynı anda da ona zarar veriyordu. Bu aşk her geçen gün hastalıklı bir hal alıyordu. Sakine Hanım sabrettikçe Cemil Bey yaptıklarını normalleştiriyor. Bu kısır döngüyle her şey giderek anlamını yitiriyordu. Oğlunun okuduğu senaryoyu tekrarlamaya başladı. Eki Osman görüyoruz. Biri beyazlar içindeki Osman, biri de siyahlar içindeki Osman. Kılıç dövüşçüleri gibi giyinmiş karşı karşıya gelir. Siyahlı Osman hırslı ve sert bir şekilde bakar karşısındaki beyazlı Osmana. Beyazlı Osman'ın ifadesi yumuşak ve kaygılıdır. Siyahlı Osman hızla öne atılır ve ilk kılıç darbesini savurur beyazlı Osmana. Beyazlı Osman ilk darbeyi savurur. Yoksa artık o yoktu. Bu yüzden bütün enerjisi iflas etmiş gibiydi. Cemil Bey Zeki bir adamdı aslında. Pişmanlığının giderek görünmeyen ağlarla etrafını sardığını çok iyi biliyordu. Belki de kendini cezalandırma şekliydi bu bir anlamda. Daha derinlere düştükçe güneşe çıkma ihtimalinin tükendiğini görüyordu. Bu kaybolmakla eşdeğerdi. Yaşarken ölmek ile sarılmak ve giderek boğulmak. Siyahlı Osman hızlı darbelerle Beyazlı Osman'a kılıç darbeleri savurur. Beyazlı Osman geri geri giderek darbelerden kurtulmaya çalışır. Siyahlı Osman hızlı bir hamleyle Beyazlı Osman'ın kolunu keser. Acı içinde savrulan Beyazlı Osman'ın yüzünden geçmeyle. Orada, o gün kapattığı odada kendi mutluluğunu da kapattığını, geriye kalan ömrünü bir kederden uzaklaştırmak, odunun bizzahati kendisinin bir mahlukata dönüşmesinden sıyrılıp kurtulmak. ''Evet, artık vakti geldi.'' dedi kendi kendine. ''Kesip atmalıyım.'' Bu hem kendime hem de sonsuza kadar kaybettiğim sakineye hem Tuğrul'u kurtarmam demek. Demiyor muydu Arabi? Tövbe insanı geçmişte bırakmayan bir pişmanlık ile geleceğe dua ile yaklaşmanın gerektirdiği iltica duygusu arasında şimdiki zamanı değerlendirmektir diye. Aynı hali de onu ilk defa beklediği günü hatırladı. Aşk şey sıradan ve basit. Herkesin yaşadığı veyahut yaşadığını zannettiği şey miydi? Yoksa Allah İnsanoğlunu üreyebilsin diye mi gönlünde bir avuç ateşle göndermişti dünyaya? Farklı cinsler bir araya gelip yangını büyütsünler diye mi? Nereden geliyor aklıma bunlar? diye kafasına vurdu. Öyle hızlı vurmuştu ki vurduğu yeri ovalamaya başladı. Kafasını ovaladığı sırada sakini arkasından usulca yaklaşıp iki eliyle Cemil'in gözlerini kapatıp sordu. Bir bakalım ben kimim? Cemil sesinden sakiniyi tanımıştı. Bana ait olansın ben de sanayit olanım. Sakine cevabını aldığında ellerini çözdü. Cemil başını çevirip Sakine'ye baktı. O kadar güzel ve alımlıydı ki sanki bir rüya gibiydi. Bu sırada bulut güneşin önünden çekilip uzaklaştı. Güneş Cemil'in gözlerini kamaştırdı. Şimdi yüzünü tam olarak seçemediği sevgilisi ışık huzmesinin ardında bir melek gibi görünüyordu. Kendine ne kadar şanslı saymıştı o gün. İşte o an inanmıştı. İnsanoğlu aşkı fethetmez aşkın içindedir ve onun etrafında sürüklenir. İnsan kendini yığınların arasında özel hisseder, seçilmiş hisseder. Bu duygu eşsizdir. Sevilmek kadar güzel olan şey sevmektir. Se sevmek ve sevilmek bundan daha güzel ne olabilir ki? İşte bu düşüncelerle Cemil o an aşkını kutsamıştı. Hep böyle kalacağını ve hiçbir zaman değişip dönüşmeyeceğini ummuştu. Zaten o an bunun aksini düşünmesi mümkün değildi. Peki zaman içinde ne olmuştu? Neden böyle olmuştu? Neden böylesine sevilmek onu zıvanadan çıkarmıştı? Aşk neden giderek tutsaklık olarak görünmüştü gözüne? Ufkunu mu yok etmişti sakine? Kainatın kilidini çıkarıp denizin en derinine mi atmıştı? Neden giderek daha hoyrat ve daha acımasız bir hale dönüşmüştü? O gün sakinenin ellerini tutup gözlerine bakarak ben seninle kendimi buldum demişti buna inanarak söylemişti. Peki bu aşk nasıl olmuştu da onu bambaşka bir adama dönüştürmüştü? Hayır, onu dönüştüren ve zaman zaman içinden bir canavarın çıkmasına sebep olan şey aşk değildi. Sakinin aşkını bundan hiçbir günahı yoktu. Evet, evet, onu değiştirip dönüştüren şey babasının o geceleri bağıran adamı evden kovmadan kendisinin evinden zorla alınmasıydı. Belki babası buna bir çözüm bulacaktı. Cemil'in buna dair ne çok umudu vardı. Babası kötü biri değildi ki. Adamı evden kovmaya vakit bulamamıştı. Bir daha geri dönemedi ki bağıran adamı evlerinden kovup çıkarsın. Her şey karışmıştı birbirine. Suçlu olan mazlum hale gelmişti. Belki üzerine yürünerek hesaplaşılacak olan, acınılacak olana dönüşmüştü. Sıvanadan çıkan ne varsa bir emanet olarak Cemil Bey de beliriyor, o bastırdıkça bir yerden kafesi parçalayarak keskin dişlerini gösteriyordu. Bu o kadar gerit bir hal almıştı ki bunca zamandır çözülemiyordu. Tamir edecek olanın tamire ihtiyacı vardı. Sirayet eden şiddeti kesip atacak olan, kökünü kazamaya azimli olan, ne acıdır ki bağıran adama dönüşmüştü. Babası adamı göndermeye güç bulamamış ve kendisi zorla evinden çekip alınmışsa da, evde kalan Cemil, bilinçaltındaki bir korkuyu yok etmek için bir zahati bağıran adam olmayı seçmişti. Evet, buydu ama bunu düzeltilmesi görevi de bizzat kendine düşmüştü. Hem hasta hem doktor olmak ne zor. Tuğrul'u şimdi çok daha iyi anlıyordu. Tuğrul da aslında kendini görüyordu. Kaderde babası olmak da vardı. Olmak istemediği babadan sıyrılmaya muktedir olmaya çabalamakta. Zaman onu su katılmamış bir çeliğe dönüştürmüştü. Keskin kılıç elbet kınında durmayacaktı. Elbet kesmek isteyecekti. Yaralı ruhlar önce kendinden kesmeye başlarlar. Cemil Bey yaptıklarını düzeltmeden, isteyip de bir türlü hayata geçiremeden karısını kaybettiği için kendini suçlu hissediyordu. Ölümü kabullenememesi, helallik alamadan karısını kaybetmesinden de tövbeden başka çıkış yolunu bulamadığını idrak etmeye başladı Cemil Bey. Kafasının içinde sesler giderek güçlendi. Hızla oturduğu beyaz mermer basamaktan kalkıp tekrar içeri girdi. Evin karşısında elektrik direğinin biraz ilerisindeki meçhul adam gülümsedi. Merdivenlere çıkıp yatak odasının önüne geldi. Bir süre böylece durdu. Ardından oğlunun odasının önüne gelip kapıyı tıklattı. Kapıyı açıp içeri girdi. ''Annenin eşyalarını toplamak istiyorum. Bana yardım eder misin?'' Tuğrul şaşkın bir ifadeyle babasına baktı. Annesinin ölümünden sonra aynı evin içinde olmalarına rağmen birbirlerine belli bir mesafede olmayı seçmişlerdi. Babası tarafından önemsenmediğine karar vermişti. Normal bir baba böyle bir acıyla karşı karşıya kaldığında geri kalan evladına sarılırdı. Acıyı paylaşarak azaltırdı. Genelde insanlar böyle davranırdı ama normal insanlar. Yitiren sadece babası değildi. Bir evlat olarak onun kaybı az bir şey miydi? Babasının bunu görmemesi kabul edilebilir gibi değildi. Suçlu olan kendisiymiş, yaşananlar onun suçuymuş gibi. İşte asıl araya giren mesafenin sebebi buydu. Aslında mesafe çok önce girmişti araya. Yanada da bağıran adam sebep olmuştu buna. Babasının da onca zamandır bu durumdan hiçbir rahatsızlığı olmamıştı. Bu yüzden Cemil'in isteği hiç de sıradan bir istek değildi. Zira bu babasının en hassas olduğu konuydu. Bu taleple babası hayatında çok yeni bir kapının açılmasına mı karar vermişti? Yapmak istediği işe oğlunu da dahil ederek aslında aralarındaki mesafeyi kaldırmak mı istiyordu? bu bir işaret olarak alınabilirdi. Yan odada bağıran adam evden çıkıp gitmiş miydi? Babası onu evden kovmuş muydu? Yoksa o adam annesinin ölümüyle birlikte çekip gitmiş miydi? Peki ben bunu istiyor muyum diye sordu babasına. Cemil Bey oğlunun sorusuna şaşırdı. Birbirleriyle konuşmayalı günler belki aylar olmuştu. Cemil Bey hazırlıksız yakalandığını düşündü. Hatta bir an bu talebinde ısrar edip etmeme konusunda kararsız kaldı aralarında yaşananları düşündüğünde kendisinin rahatsız edecek kadar suçlu olduğu aşikardı. İkisi de çok karmaşık duygular içindeydiler. Bugün geriye dönüp baktığımda şu an yapmaya çalıştığım şeyi seninle yapmam gerektiğine karar verdim. Bu bir emir değil elbet, bir rica. Cemil Bey kapıda durmuştu, üzerine Tuğrul'un odasının ışığı vuruyordu. Tuğrul o an babasının koridorun ışığını açmadığını fark etti. Cemil Bey'in kapının sövesini kavramıştı adeta oradan güç alıyor gibiydi. Ne kadar aciz görünüyordu. Yüzünde beliren ifade, gözlerindeki pişmanlık, ağzının kenarlarında oluşan kasma çizgisi, kaşlarının sülük gibi aşağı inik hali ile isteğinde son derece samimi olduğu anlaşılıyordu. Yalan söyleyecek değilim baba. Neden şimdi? Tuğrul, biliyor musun? Harita 1513'te Avrupalılarının sahip olduğundan çok daha fazla detay içeriyor. Pizarro henüz Peru'yu keşfetmemiş olmasına rağmen Piri Reis Ant dalları nasıl biliyordu? Ne büyük bir muamma değil mi? Hem Güney Afrika kıyıları 16. yüzyılda çizilen bir harita için oldukça detaylı. Hep aklıma takılmıştır. Acaba harita 1513'te başladı da daha sonra mı tamamlandı? Acaba harita daha sonra kopyalandı ve tarihi yanlış mı yazıldı? Madem ki haritanın kaynağı eski ve dünya dışı uygarlıklar, o halde neden bazı yerleri çok detaylı, bazı yerleri çok ilkel görünüyor? Velhasıl bu haritaların 1513 tarihinde çizildiği düşünülürse, koordinat çizgilerinden, tomografik detaylara kadar birçok sıra dışı bilgiye sahip olduğu bir gerçek. Baba, soruma cevap ver lütfen. Neden şimdi? Cemil Bey oğlunun sorusunu duymamış gibi devam etti. Harita bilimcilerinin en çok merak ettiği konu bu olsa gerek. Öylesine geniş ufuklu bir büyüklüğü yaptıran şey nedir? Büyüklük nedir aslında? Benim, aklımın ve görgümün böylesine büyük bir soruyu yanıtlamaya yetmeyeceği elbet çok açık. Gitmek isteyip de gidemediğim onca yer varken doğal olarak bunun cevabını verecek yetkinlikte de değilim. Çocukluğumda ta uzaklara kadar ard sürüp giden tarlalar da benim için büyüklük. O zamanlar ne kadar büyük görünürdü gözüme. Hele sır tepesi adını verdiğimiz tepeden kuş bakışı baktığımda bütün dünyanın buradan ibaret olabileceğini zannederdim. Sırt üstü yere yatıp tüm gördüklerimin dışında onların hayal etmek ne büyük heyecandı. Aslında gerçekte tam bilgi olan yalnız Allah'tır. Yani her şeyin gerçeğine ilişkin tam doğruyu o bilir. İnsanlar ancak sahip oldukları az ya da çok bilgi ölçüsünde bilgidirler. Yani Piri Reis'in bilgi edinme yolunda mutlak bilgi sahibine, gerçek hakikate yani Allah'a doğru ilerleme çabası içinde olduğu çok açık. Tuğrul o an babasının yazdığı senaryo hakkında konuştuğunu anladı. Baştan babasının teklifinin verdiği şaşkınlıkla bunu fark edememişti. Daha önce bu konuda hiç konuşmadıklarına göre Nihal'le yaptığı telefon konuşmasına kulak misafiri olmuş olmalıydı. Evet, evet konuşmalarını dinlemiş olmalıydı yoksa nereden bilecekti dişlerini sıktı bağırmak istedi öfkesini kontrol etmeye çalıştı sesi titriyordu sesindeki öfkeyi saklamaya çalışsa da belli oluyordu sordu baba sen benim odamı mı dinliyorsun Cemil Bey yaramazlık yapmış bir çocuk edasıyla başını önüne eğdi cümleler ağzının içinde dolandı bir süre kimini gerisin geri yolladı kimini çiğnedi yuttu çıkmasına izin verdikleriyle duygularını anlatmaya çalıştı Baba, baba, bağırmasın. Gitsin söyle ona. Evden gitsin. Gitsin sizin odanızdan. Tuğrul ter içindeydi. Kollarını şuursuzca sağa sola sallıyordu. Ellerini yumruk yapmış, bütün bedeni titreyerek sarsılıyordu. Tamam, yanındayım. Yok gitti, gitti. Hadi uyu babam sen. Ama bu teskin etme çabası Tuğrul'un sakinleşmesine yetmiyordu. Yarı uykulu, yarı uyanık bir halde kanlı gözlerle babasına bakıyor, yorganı başından yukarı çekiyor ve derin bir sessizde gömülüyordu. Cemil Bey dişlerini kıracakmış gibi sıkmaya başladı. Dişin dişe sürtmesiyle çıkan ses masasında oturan Turul'u rahatsız etti. Yutkundu. Cemil Bey gözünün önünde canlanan bu sahneden tiskinircesini yüzünü buruşturdu. Ağlamamak için kendini tuttuğu çok aşikardı. Muhyiddin Arabi'nin sözü düştü aklına. Arada fesat çıkarmayın. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anaya babaya, hısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın. İnsanlara güzellikle söyleyin. Başını kaldırdı. Masada oturan oğluna baktı. Turul bana yardım etmelisin. Ben odadaki bağırmalara bir son vermeliyim. Adamı evimizden kovmalıyım. Adamı içimden kovmalıyım. Sen olmadan başaramam. Bütün eksikliklerime, yaşadıklarıma ve yaşamadıklarıma rağmen her anımı bir ölü gibi yaşamak istemiyorum. Sen olmadan bunu başaramam. Yardım etmezsen tövbe edemem. Babası neler söylüyordu öyle? Yan odadaki adamı nereden biliyordu? Turul oturdu yerden doğruldu. Ayağa kalktı. Sen, sen nereden biliyorsun yan odadaki adamı? Diye sordu. Sesi yeni doğmuş bir ceylan yavrusunun ayakları kadar titrek, ergenliğe adım atmış bir delikanlı kadar çatallı çıkmıştı. Cemil Bey ikiz bu denli açık konuşuyordu. Öylesine çaresiz ve yaralı görünüyordu ki Tuğrul ilk kez babasına karşı acıma hisleriyle doldu. Bu çaresizler kayıtsız kalması mümkün değildi. Cemil Bey çetin bir yolculuktan geliyor gibiydi. Hiçbir zorluk, hiçbir günah insanın içindeki var olma aşkını ortadan kaldıramazdı. Cemil Bey'in çıkmak üzere olduğu yol her neyse bu her yolcunun başarabileceği türden değildi. Bunun için yardım istiyordu aslında. Yeni bir yolda olmak, hedefe ulaşabilmek, hakim olabilmek, insanın kendini gerçekleştirmesi, bu dünyada var olabilmesi Öyle tek başına başarılacak gibi değildi. Her insan kendi yolunu kendi açıyordu. Elbet ama güçlü kayalara denk geldiğinde bu kayayı yolun üzerinden kazıyıp atmak için desteğe ihtiyacı vardı. İnsanın kendinde açılan yaraların elbet bir kökü vardır. Yara yarayı getirir derler. Cemil Bey kendinde açılan yaraları oğluna geçirdiğini, onu yaraladığını çok iyi biliyordu. Yardım dilemesi bir anlamda kendi yarasını iyileştirme isteğini içinde barındırırken oğlunda açtığı yaraları da sarma ihtiyacını duyuyordu. Cemil Bey'in girmek istediği yolda ruhundaki yaraların belirleyicisi, nirengilerin kimden, nereden gelirse gelsin, sorgulamadan, irdelemeden, yaşamadan, hayata yansıtmadan, kapanması mümkün olmayacaktı. İnsanın var olduğu süre içinde tuttuğu öfkenin sebebinin hakikatini bulmak, bilmek, ulaşmak için çabalaması gerekmiyor mu? Bu insan olmanın gereği değil mi? Tuğrul, içinde kurduğu bariyere bir gedik açıldığını hissetti. Babasının verdiği kararı anlamaya başlamıştı ama neden şimdi? Buna ne sebep olmuştu? Bu kararın sonuçlarını nereye varacağını kestiremiyordu. Fakat onun bu gece kendi kararıyla bir saplantı haline getirdiği yatak odasından bu kadar zaman sonra kaçışı, bunca zaman inatlaşmasına rağmen kurtulmak isteğinin güçlü bir işaretiydi. Babasının yatak odasından sürgünü sona mı eriyordu? ''Bana yardım eder misin?'' derken sesi uçurumdan atlayan ama son anda bir dala tutunan adamınki kadar çaresiz ve korku doluydu. Burica hiç beklemediği bir anda gelmişti. Öyle bir anda damdan düşercesine gelen Burica aklının karışmasına sebep olmuştu elbette. Ne yapması gerektiğine karar veremiyordu. Zira o giysilerin verilmesine dair o elim hadiseden sonra aralarında bu konu hiç açılmamıştı. Ne olmuştu da babası böyle bir fikir değiştirmişti? Düşünceleri bunun ani verilmiş bir karar olduğu düşüncesine taşıdı Tuğrul'u. Aslında bu çok önceden sıradan ve herkesin yapması gereken bu iş, babasının saplantı sebebiyle yapılamamış ve bir tabu gibi kutsal emanetlerin saklandığı bir odaya dönüştürmüştü yatak odasını. Bu sebeple sorma ihtiyacı hissetti. Bir şeyler olduğunun farkındayım. Emin misin? Konuşmak ister misin? Hayır, konuşmak istemiyorum. Yanlış anlama. Aslında ne konuşacağımı da bilmiyorum. Sadece annenin giysilerini toplamak istiyorum bir de özel eşyalarını. İşin doğrusu bunu beraber yapmak istedim. Bana destek olacağını umuyorum. Kararım üzerine tahmin yürütme lütfen. Sanıyorum bu akşam bazı şeylere karar verdim. Bu kadar süre beklemiş olmam büyük talihsizlik. Bunun böyle sürüp gitmesi kendime işkence yapmaktan farksız. Ne zamandır bu can sıkıcı kararla yüzleşiyorum diyebilirim. Ben de bilmiyorum. Karar vermiş olarak hissediyorum kendimi. Cemil Bey konuşurken gözlerini zaman zaman oğlundan kaçırmıştı. Aslında içinde bulunduğu durumu tam olarak anlatmak zor geliyordu. Öyle ya, aldığımız kararlar içinde yaşadığımız süreçle alakalı değil midir? Cemil Bey için böyle olmalıydı. Yoksa aklından geçenleri içinde bulunduğu ruh dünyasını kimse tam olarak bilemezdi. Tuğrul boğazını temizledi. Sesini becerebildiği kadar kararlı bir hava vermeye çalışarak istersen yarına kadar erteleyelim kararını sabaha kadar bir kez daha düşünme fırsatın olabilir. Kararını saygıyla karşılıyorum baba. Elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum. Bu normal elbet. Ama sen baba, Tuğrul sözünü tamamlayamadı. Cemil Bey, parmaklarını açarak kaldırdığı eliyle oğlunu susturmuştu. Dur, tamamlayayım dedi. Sen baba, hala annemi canlı tutmaya devam ediyorsun. Bu doğru değil. Annem de kendini tutsak ettin. Bütün boşvermişliğin, tepkisizliğin, Donukluğum bu sebepten. Kendini kapattın. Kendinle beni de kapattın. Şimdi kapıyı açmaya gerçekten hazır mısın? Kapının açılması daha da kötüleşmene sebep olmasın diye sormak istiyorsun. Cemil Bey gülümsedi. Tuğrul tekrar çalışma masasının ahşap sandalyesine oturdu. Babasının yüz ifadesinden duygularını anlamaya çalışıyordu. Bu konuda daha önceki tavrınız malum. O gün söylediklerinizi düşününce şimdi vermiş olduğunuz kararı sorguluyorum elbette. ''İyi ama benim kararım aslında çoktan vermiş olmam gereken bir karar değil mi? Yani herkesinki gibi bir karar. Şimdi bunu yapmam normal, yapmamam anormal değil miydi? Fakat bana göre herkesinki gibi değil. Beni yanlış anlama baba ama ben bu konudaki tavrınızı hiç anlamamıştım. Şimdi neden yapmak istediğinizi anlamak istiyorum. Hepsi bu.'' Cemil Bey odaya girdi. ''Oğluna yaklaştı. Anlını oğlunun alnına dayadı. Güneşe çıkmak istiyorum.'' Tuğrul gözlerini kapattı. Verilen cevabı son derece yalın ve insani bulmuştu. Artık söyleyecek başka bir söze gerek yoktu. Babasının isteğini kabul ettiğini söyleyecekti ki Cemil Bey alnını oğlunun alnından çekip bir adım geri çekildi. Sordu. Bu arada okuduğun senaryonun çıktısı sende var mı? Tuğrul'un dirseği dayadığı masadan kaydı, başı masaya doğru eğildi. Belli ki dirseğini dayadığı kolundan güç alıyordu. Babasının sorusuna şaşırmıştı. Soruyu sormasını çok da normal bulmadı. Böylesine hassas bir karar anında neden bunu sorduğunu anlayamamıştı. Şaşkınlıkla sordu. Okumak mı istiyorsunuz? Şimdi mi? Elbette, hayır. Daha sonra. Yatak odasında okumak istiyorum. Eşyaları toparladıktan sonra Tuğrul daha da şaşırmıştı. Demek babası artık yatak odasında yatacaktı. İnanamıyordu. Zira annesinin ölümünden sonra babası bu odaya hiç girmemiş ve asla annesiyle yattıkları yatakta yatmamıştı. Misafir yatak odası olarak kullandıkları, içinde tek kişilik meşe ağacından bir karyola ve yine meşe ağacından yapılma tek kapaklı bir gardırobun bulunduğu odaya yerleşmişti Cemil Bey. Duvarları küf yeşili boyalı bu küçücük oda uzun zamandır Cemil Bey'in yatak odası olmuştu. Belki odanın tek düzeliğini bozan Cemil Bey'in dükkandan getirdiği üç kollu mum şeklinde ampullerin takıldığı son derece chic ve zarif bir avize olmuştu. Anlıyorum. Şimdi mi vermemi istiyorsunuz? diye sordu Tuğrul. Hayır. Önce şu eşyaları toplayalım. Hadi geliyor musun diyerek Cemil Bey merdivenlere yöneldi. Tuğrul'un şüphesi yaşananlardan kaynaklanıyordu. Temayülleri ve kaçışları ne olursa olsun insanoğlu sonunda kendi hayatının kabının şeklini alıyor, başkalarının hazır kalıplarına girmiyordu babasının daha önce ortaya koyduğu tavır normal kalıbını değişip dönüştürülmüş şekliydi. Bu garip kap şimdi olması gereken şekle mi dönüşüyordu? Babasının arkasından baktığı esnada aklından bunlar geçti. Cemil Bey son derece normal, sıradan bir iş yapacakmış gibi merdivenlerden iniyordu. Yatak odasının önüne geldi ve hiç tereddüt etmeden kapının tokmağını çevirip içeri girdi. Karanlık odada kapının eşiğinden bir adım atıp durdu. Karısının kokusunu aradı. Lakin bunu hissetmedi. O da uzun zamandır havalandırılmadığından hafif bir rutubet kokuyordu. Hiç yönünü değiştirmeden elini kapının yanındaki lambanın düğmesine götürdü, ışığı açtı. Kalbinin atışları hızlanmıştı.